22 Ocak 2015, Antalyalı Kumluca ilçesindeyiz. Zeki Karakaya Bey'in domates serasındayız. Zeki Bey, rekor gelişimi 3 yıldır seralarında kullanılan bir üreticimiz, domates üreticisi. Zeki Bey, bu seranızda rekor gelişimi 3 yıldır kullanıyorsunuz. Gözlemlediğiniz sonuçlar nelerdir? Yani toprakla ilgili, nemiyle ilgili, bitki fide gelişimiyle alakalı size ne faydalar sağladı? Bize bir özetler misiniz acaba? Rekor gelişimi toprağı kaba tutuyor. Evet. Ve kökün daha iyi atması için sağlıyor. Nemi güzel tutuyor ve ağacı sürekli sürdürüyor. Döl tutuşunu falan güzel sağlıyor. Evet. Siz Zeki Bey, burada 3 yıl önce ilk kullandığınızda buradaki toprak yapısı nasıldı? Yani ne kadar bir değişim oldu burada? Şimdi rekor gelişimi attığın yer kaba tutuyor toprağı, atmadığın yer sert tutuyor. Bir gösterelim şöyle. Şöyle çekelim elimizle. Şöyle gelin. Şöyle kameraya getirelim. Şurayı. Toprağın yumuşaklığını bu şekilde görebiliyoruz şöyle. Evet. Bulgur gibi. Hatta geçen bir olay yaşadığınızı söylediniz. Biri deneme için bir firmanın geldiğini. Toprağın çok mükemmel kaba olduğunu. Doğru mu? Evet, evet. Yani toprak da çok güzel kabaymış falan dedi. Ben de tabii evet. Herhangi bir şey yaptığımı söylemedim, tabii, kullandığımı tabii söylemedim. Bu 3 sene önce başlamadan önce bu toprak tabii ki biraz daha sıkıydı. Evet. Sıkılık vardı. Gelişim olarak güzel. Gelişim geliştiriyor. Sonuçta köklenme ve saçaklanma güzel olduğu için. Evet. Nemle alakalı burada. Nem de salmıyor hemen. Nemi salmıyor. Nemi tutabilme özelliğine sahip. Daha farklı bir şeyler var mı acaba toprakta gördüğünüz? Toprakta normal seranın içinde belirli bir kısımlar suyu nemi salan yerler de salmayan yerde dengeleme yapıyor. Dengeliyor. Evet. Anladım. Fide gelişimi olarak mesela ilk diktiğiniz fideleri diktiğinizde büyümesi nasıl oluyor? Büyümesi dengeli bir şekilde dengeli. Büyüme yapıyor. Zaten seraya da şöyle baktığımızda hep, şu anda bile gayet maşallah güzel eşit bir şekilde gidiyor. Artı şöyle bir şey var. Bugün 22 Ocak. Geçen hafta çok kuvvetli bir don oldu. Şiddetli bir don. Ve buna rağmen tabii ki ısıtmalarınız mevcut. Ama birçok yerde donların hasarları olduğu söyleniyor. Burada bir takozlama söz konusu değil herhalde, değil mi? Takozlama da yok. Şöyle gösterelim. Güzel bir şekilde açmaya devam ediyor yani. Açmaya da devam ediyor. Yani eksi... eksi dışarıda yediği gördü. Eksi yediği gördü. Yani Kumluca'da 2015 Ocak ayı içerisinde eksi yediği gördü. Birçok serada hasarlar oluştu. Ama burada bizim gördüğümüz kadarıyla tamamında seranın bir takozlama durumu söz konusu değil. Çiçekte yürüyor. Mahsulde tohurda doldurmaya devam ediyor. Yani hepsi genellemesi aynı. Evet. Gelişimi çok güzel bir gelişim var. Şu şekilde. Peki Zeki Bey, önceki senelerde de burada rekor gelişimi kullandınız. Her sene toprakta bir iyileşme oluyor. Rekor gelişim sizce üreticilere fayda verebiliyor mu yani? Maddi olarak, evet, çok, ekonomik olarak. Bu ürün size ekstra... Çok güzel bir ürün. Güzel bir ürün. Ha, rekor gelişim. Bu yılla 3 yıldır kullanıyorum. Evet. Çok güzel bir ürün. Tavsiye eder misiniz Türkiye'deki sera üreticilerine, domatesçilere? Yani kullanmaları konusunda. Herkese, her çiftçiye öneririm ben bunu. Çünkü bu yılla 3 yıl kullanıyorum. Evet. Yani iyi olmasa 3 yıldır devam mutlaka, etmem. Mutlaka. Bizler de her zaman, her gelişimizde, ziyaretlerde bulunduk sizi. Üstümüze düşen görevleri yaptık. Sağ olun. Gayet de güzel, başarılı bir toprağınız var. Ağaçlarımız da güzel. Teşekkür ediyoruz. Varsa beklemek istediğiniz. Döl sayısını da arttırıyor bu. Yani... Meç olarak, salkım olarak. Salkımda 5 meyve tutacaksa 6, evet. 7, 8'e çıkarıyor. Dolduruyor mu? Dolduruyor. Yani her salkımdaki meyve sayısını arttırıyor ve dolduruyor. Aynen. Bu zaten otomatikman büyük bir verim artışı demek. Tabii tabii. Toprak artı döl tutması, fazla tutması, soğuk dönemde de takozlamanın olmaması. Bugün 22 Ocak. Çok soğuk bir yıl geçti. Geçen hafta. Buna rağmen gayet başarılı. Böyle bir 10 gün geçmesine, bir hafta geçmesine rağmen don zamanında da kafası böyleydi yani, tepe böyleydi. Kendini yani, salmadı. Böyle yok, salmadı. Bırakmadı. Yani bu şekilde yani. Bizim zaten gözlemlerimizde çiftçilerin de bize söyledikleri bu yöndeydi. Sizlerin de bunu görmesi bizi mutlu etti.
Teşekkür ediyoruz. Bize seranızı gezdirip sağ ol, bize görüşlerinizi ilettiğiniz için. Hayırlı bol bereketli olsun diyoruz. Sağ ol, sağ ol Ahmet.